Merhaba arkadaşlar. 21. soruyla başlayalım çözümlerimize. Şimdi aşağıdaki O1, O2, O3 merkezi daire grafiklerinde ABC kurs merkezlerinde eğitim gören toplam 750 tane öğrencinin dağılımları verilmiş. 6. sınıflar mavi ile, 7. sınıflar yeşil ile, 8. sınıflar da turuncu ile gösterilmiş. Öğrencilerden 220 tanesi 6. sınıf, 370 tanesi 7. sınıfmış. Buna göre C kurs merkezinde eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Şurası %60, %20. O zaman buraya da %20 kalır. Aynı şekilde 40, 30, 70 yapar. Burası 30 olur. Burası da ne olur? %10 olur değil mi? Şimdi ben şunun tamamına 100x diyorum. Öğrenci sayısına. Bunun tamamına 100y diyorum. Buranın tamamına da 100z diyorum. Bana 100z'yi soruyor. Şimdi şunu yapacağım. 6. sınıf %20 değil mi burada? O zaman ben 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfı tek tek yazalım. Hangi kurs merkezinde ne kadar var? Şimdi şuraya yazıyorum. 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf. A şubesi, B şubesi, C şubesi diyorum. Şimdi 100x demiştim ben A şubesine. 6. sınıf ne var? %20 yani 20x yapar. 7. sınıf %60 yani 60x yapar. O zaman geri kalan %20 yani 20x de buraya kaldı. Aynı şekilde B şubesini yazıyorum. 30y, 40y ve 30y şeklinde. Yine C şubesi 40Z, 50Z ve 10Z kalıyor geriye. Şimdi verilenlere bakalım. Bize ne vermiş? 220 tane 6. sınıf varmış. Yani 6'ları toplarsak 20X, 30Y ve 40Z var değil mi? Üçünün toplamı 220'ymiş. 7. sınıfların toplamı 370'miş. Yani şuradaki 7. sınıfları toplarsak 370 yapıyor. Ve tamamı da 750 kişiymiş değil mi? Şöyle yapalım. Tamamı her birinden 100'er tane var. 100x, 100y ve 100z'nin toplamı ne olacak? 750 olacak. Şimdi ben şurada işlem yapacağım. Şu iki denklem var ya. Şu iki denklemde, üstteki kalan iki denklemde bildiğimiz değerlere yukarıyı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Şimdi 2 ile çarparsam 40x yapacak, 60x daha 100x yaptı. Aynı şekilde 2 ile 30'u çarptım. 60, 40 ile topladım, 100y yaptı. Yani bunu çözerken şey de yapabilirsiniz. İşte taraf tarafa yok etme, harflerden birini yok edip diğerini bulma şekli yapabilirsiniz. Ama en kısa bu şekilde geliyor zaten. 2 ile 40Z'yi çarptım. 80Z. Altta da 50Z var. 130Z. Ben 130Z'yi şöyle yazıyorum. 100Z artı 30Z'de yazıyorum. Yukarıdaki denklemi kullanabilmek için. Burası ne yapar? 2 ile 220'yi çarptık. 440, 370'e eklersek ne yapar? 810 yapar. Şimdi şu 100X, 100Y, 100Z yazan yer. Yukarıda belli zaten. Şurada vermiş. 750. 750'ye ne eklersek 810 olur? 60. Burası 60 yapacak. 30Z 60'sa Z'ne gelecek buradan. 2 gelmiş olacak. Bana neyi soruyor? C'yi soruyor değil mi? C dediğim 100Z değil miydi? C dediğim 100Z'ydi. O zaman 100 çarpı Z yerine 2 yazarsak 200 tane öğrenci yapar. Yani Adana cevabımız. Diğer soruya geçelim. Bir bilgi vermiş bize. Demiş ki hız zaman grafiği verildiği zaman hız zaman grafiğinde verilen çizginin altında kalan alan bu hareketlinin yer değiştirmesini verir diyor. Şimdi o zaman verilenlere göre hangileri doğrudur diyor. İlkine bakalım. Bu hareketli 4. ve 7. saatler arasında durmuştur. Şunu sabit görünce durmuş gibi algılamayın. Bu ne demektir? Sabit hızla gidiyor demektir.
Durduğu nokta şurasıdır. 8-9 arası. Çünkü nedir burada? Hızlar sıfırlanmış değil mi? Hızlar sıfırlandığı için duruyor diyebiliriz. Ama burada sabit hız vardır diyeceğiz. Sabit hız demek arabaların durduğunu göstermez. Yani bu yanlıştır. 7. ve 8. saatler arasında 20 kilometre yol almıştır diyor. 7. ve 8. saatler şurası değil mi? Biz ne yapıyorduk aldığı yolu bulurken? Alanı buluyorduk değil mi? Şurası 40. Burası 7-8 farkından bir. Alan ne yapar buradan? Üçgenin alanından taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 gelir. O zaman bu doğru. Üçüncü maddeye bakalım. Hareketli ikinci ve dördüncü saatler arasında ortalama hızı 70 kilometredir diyor. Şimdi ortalama hız formülümüz var. Nedir ortalama hız formülümüz? V ortalama toplam yol bölü toplam zaman demektir. Şimdi ikinci ve dördüncü saatler arası şurası değil mi? Toplam yolu nasıl buluyorduk? Altta kalan alandan bulmuyor muyduk? Burada bir yamuk var, dikkat edin. Şurası üst taban. Şurası alt taban. Alanı bulurken tek tek de bulabilirsiniz. Şuradaki dikdörtgenin alanında, şuradaki üçgenin alanında. Ben direkt şöyle yapıyorum. Şurası 40'tır. Şurası 100'dür. Şu 4 ile 2'nin farkı da 2'dir. Yamuğun alanı neydi? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Buradan ne geldi? 140 mı geldi? Şimdi o zaman şu toplam x dediğim şey 140. Böyle toplam zaman, aradaki saat kaç? 2 değil mi 4 ile 2'nin arasında? 2 böldük ne geldi? 70. Ortalama hız 70'tir diyor. O zaman bu da doğru. Yani cevabımız Denizli 2-3 diyoruz. Yine 3. soruya geçelim. Dik koordinat düzleminde diyor 0-12 açık aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Aşağıya gelmiş. Buna göre diyor bu açık aralıkta fa çarpı ga'nın sıfırdan büyük olduğunu sağlayan kaç farklı a tam sayısı vardır diyor. Şimdi 2 çarpımın sonucunun pozitif gelmesi için ne olması lazım? Ya ikisi de artı ya ikisi de eksi olması lazım. Artı eksi biz şuna göre belirliyoruz. X eksenin altında kalırsa artı eksi, üstünde kalırsa artı diyoruz. Şimdi şu 0-6 aralığına dikkat edin. Bu aralıkların ikisi de üstte kalıyor. Yani bu da artı, bu da artı. Çarpımları ne olur? Pozitif olur. Şu 6-10 aralığına geliyorum. Bu üst tarafta artı, bu alt tarafta eksi. Çarpımları negatif gelir. 10-12 aralığına bakıyorum. Yine üst tarafta artı var. Alt tarafta gx eksi çarparsan yine negatif geliyor. Yani alabileceğim aralık ne geldi? Şu 0, 6 aralığı. Açık aralık olarak bakıyoruz. Yani biz bu aralıkta ne alacağız? 1, 2, 3, 4 ve 5'i alacağız. Toplam bu 5 değerden 5'ini de alabilir. Dördüncü soruya bakalım. Alper ile Burak birden 8'e kadar tam sayıların yazılı olduğu 8 kart ile bir oyun oynuyor diyor. Oyuna başlayan kişi 4 kart çekiyor ve diğeri de kalan 4 kartı çekiyormuş. Sonra elindeki kartlara yazılı olan sayıların toplamı büyük olan oyunu kazanıyormuş. Oyun Alper başlamış. Çektiği 3 kartta ne varmış? 3, 4, 6. Alper'in oyunu kazanma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 3, 4, 6'yı çektik. Şuraya da sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3'ü, 4'ü ve 6'yı çektik. Şimdi şunların toplamına bakıyorum. 13 değil mi? Toplamı büyük olan kazanacak diye. Bir tane daha vereceğim buna. Şu 1, 2, 5, 7, 8. Onların toplamına bakarsak. 1, 2, 5, 7, 8. Topladık ne geldi? 23. Şimdi ben bunlardan birini buraya vereceğim. Geri kalan ne olacak? Burak olacak. Şimdi ben 1'i versem burası 14 olur. Burak 22'ye düşer. 14, 22 ne yapamaz? Kazanamaz değil mi Alper? O zaman 1'i veremiyorum. 2'yi versem 15'e 21 olur, yine kazanamaz. 5'i versem 18'e buradan 5 düş, 18 eşit olur, yine kazanmış olmuyor. O zaman verebileceğim 7 ve 8. Onları verdiğim zaman daha büyük oluyor, kazanıyor. Yani alabileceği değerler 7 ve 8. O zaman istenen durum 2. Tüm durum nedir? Şu 5 durumunu tek tek denemeyecek miyiz? O zaman 2 bölü 5 diyoruz. İstenen durum 7 ve 8 gelebilir.
Toplam durum 1, 2, 5, 7, 8. Hepsini tek tek dediğimiz için 5 durum var. O zaman cevap 2 bölü 5 diyoruz. Yirmi beşinci soruda Ayça ve Buğra'nın her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaraları aşağıda verilmiştir. Elemanları Ayça'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A, Buğra'nınki de B'ymiş. A fark B ile B fark A'nın eleman sayıları toplamını soruyor. Şimdi kümeyi yazarken aynı sayıdan iki tane varsa iki tane yazmazsınız. Kümede her eleman bir tane bulunur. O zaman ne yapıyorum? A kümesinin elemanlarına bakarsak 0, 2, 3, 4, 5 ve 7. B kümesinin elemanlarına bakarsak yine 0 var. Bu sefer 1 var, 2 var, 3 var, 5 ve 9 var. Şimdi fark işlemi yaparken şunu yapacaksınız. Fark işleminde A fark B ya da B fark A'yı bulmak istiyorsanız ortakları sileceksiniz. Yani şu sıfırlar gitsin. İkiler gitsin. Farkları için bunlar aynı olmayacak fark kümesinde. Bunlar da gitti. Beşler de gitti. Şurada kalanlar A fark B'dir. Aşağıda kalanlar B fark A'dır. Burada kalanlar ne? 4 ve 7. A fark B 4, 7 çıkar. Aşağıda kalanlar da B fark A'dır. O da 1 ve 9. Eleman sayıları toplamı diyor. Bunun eleman sayısı 2. Bunun eleman sayısı 2. Toplam ne geldi o zaman? Cevap 4 geldi. 26. soruya geçelim. Evet. Px, Qx ve Rx polinom olmak üzere diyor. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının farklı adetleri bu polinomlarla ifade edilmektedir diyor. Şimdi Px'i vermiş, Qx'i vermiş, Rx'i vermiş. Hacmi birim küp cinsinden Hx polinomuyla belirttiğine göre diyor. Hx eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi önce biz Hx'i bulalım. Hx nedir? Hacimmiş değil mi? Hacim nedir dikdörtgenler prizmasında? 3 ayrıtının çarpımıdır. Yani x kare artı 1, x artı 2 ve x artı 1. Bu bizim hacmimiz ve hx'e eşitmiş. Şimdi bölümünden kalan kısmına gelelim. Bir şeyin bölümünden kalan deyince 0 eşitliyorsunuz. X eşittir 3 geliyor. Hangi polinom diyorsa orada x yerine 3 yazıyorsunuz. Bu polinomlar için burada x yerine 3 yazıyorum. 3 eşitlemeyeceksiniz. X yerine 3 yazacaksınız. Karıştırmayın. Bana neyi soruyor o zaman? H2'yi mi soruyor? Ben H2'yi nereden bulabilirim? Yukarıda x yerine 2 yazarsam H2'yi bulurum. Yazalım. 2'nin karesi artı 1'den 5. Burada 2 artı 2'den 4. Burada da 2 artı 1'den 3. Çarparsak ne geldi cevap? 60 geldi. Diğer soruya geçelim. Dik koordinat düzleminde f-gx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Aşağıda fx artı gx'in denklemini vermiş. F4 kaçtır diyor. Şimdi f4 dediği için ben şunu yapıyorum. X yerine 4 yazıyorum. Şurada x yerine 4 yazarsak f4 artı g4 eşittir 4'ün karesi eksi 2. Şurada x yerine 4 yazarsak f eksi g demek f4 eksi g4 demek. Yani ayrı ayrı yazabiliyorsunuz bunu. F4 eksi g4 diyoruz. Eşittir. Onun cevabı neymiş? Özetle 4'e baktım. Ortak olduğu için zaten. Nerede kesişiyor? Burada. Nereye geliyor? 6'ya. O zaman bunun cevabı da direkt 6. Şimdi benden F4 istiyor. O zaman ben ne yapacağım? G4'leri yok edeceğim şu denklemde. Yani taraf tarafa toplayacağım. G4'ler gitti. 2F4 eşittir 20. Buradan F4'ümüz ne gelecektir? 2'ye bölersek 10 gelecektir. Yani adam. 28. soruya geçelim. Evet. Bir ikinci derece denklem vermiş. Köklerini x1 ve x2 demiş. Eğer şu işareti görüyorsak, kutucuk içinde bu denklemi görüyorsak, bunun cevabı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'ymiş. Aşağıdaki ifadenin değeri kaçtır diyor. Şimdi şunu yapalım. Şu ifadeyi düzenleyelim. Payda eşitleyelim. Çünkü bunun direkt denklemi, yani formülü yok.
Ama paydaş dediğimiz zaman işimize yarayacak. Ne gelir? Yukarısı x1 artı x2, aşağısı x1 çarpı x2 gelir. Şimdi ben x1 artı x2'yi de x1 çarpı x2'yi de nasıl bulacağımı biliyorum. Ne yapıyorduk? Şurada x1 artı x2'yi falan bulalım. Şuna göre x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'ydı. Eksi eksi 6 bölü 1'den 6 geldi. x1 çarpı x2 ne gelir? C bölü a'ydı. Yani 1 bölü 1'den 1 geldi. Şimdi şunun x1 x2'sini toplamını ve çarpımını bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a. Yani eksi 8 bölü 1'den eksi 8 geldi. C bölü a. Yani 2 bölü 1'den cevap 2 geldi. Şimdi biz ne yapıyorduk sonucu bulmak için? x1 artı x2'yi x1 çarpı x2'ye bölüyorduk. Yani şu ikisini böleceğim. Burada da bu ikisini böleceğim. Sonra bunları birbirinden çıkarmamı istiyor. 6 bölü 1'den eksi 8 bölü 2'yi çıkartacağım. Ne gelir buradan? 6, 4 daha cevap 10 gelecek. Diğer soruya geçelim. Evet. Yukarıdaki dikdörtgen 6 farklı dikdörtgene ayrılmıştır diyor. Bu dikdörtgenlerin her biri kırmızı, beyaz ve mavi renklerden biriyle aşağıdaki kurallara göre boyanarak elde edilecektir diyor. Her desende renklerin üçü de kullanılacaktır. Bir kenarları ortak olan dikdörtgenler farklı renkli olacaktır diyor. Kaç farklı desen elde edilebilir? Şimdi istediğiniz köşeden bir yerden başlayın. İşlemi ihtimaller üzerinden gidelim. Alabileceği değerler üzerinden. Şimdi şu birinci dikdörtgenimi ne yapabilirim? 3 tane rengim var. Üçü de olabilir değil mi? Buraya 3 rengin üçünü de yazabilirim. Şimdi ortak kenarlar farklı olacaktı. O zaman buraya 3 yazıyorsam buraya bir tanesini yazamayacağım. Ne kalır? 2 tane. Yine şuraya geldim. Şu ikisinin birer kenar ortak olduğu için buradaki boyayı buraya da boyayamayacağım. Atıyorum kırmızıya boyadıysam burası kırmızı olamayacak. Yani bir renk eksilecek. Şu ortaya geliyorum. Bu orta şimdi yukarısı boyandı. Burası da boyandı. İki renk boyandı. O iki renge boyayamayacağım. Kaç renk kaldı? Bir renk kaldı. Şuraya geldim. Bunun sadece şurası boyandı. Yani üç renkten birini buraya verdim ben. O zaman geriye iki renk kaldı. Boyayabileceğim iki renk var. Yine burası şuradaki birinin mantığıyla aynı gidecek. Burası boyanmış, burası boyanmış. O iki rengi alamayacak. Üç renkten ikisini alamıyorsa bir renk. İhtimallerimin hepsini sonra ne yapıyorum? Çarpıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1. Çarparsak buradan cevabımız 24 gelecek. Evet, 30. sorumuza geçelim. Diyor ki, tanım kümesi rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı AB doğal sayılarından oluşan f ve g fonksiyonları için fab'yi a çarpı b bölü ab diye yazmış. Gab'yi de a artı b bölü ab diye yazmış. Fxx artı gxx 5 bölü 11'miş. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi burada xx dediği için ne olacak? 11, 22, 33, 44 gibi bir sayı olacak. Tek tek deneyebilirsiniz. Ya da direkt çözümleyerek denklemde yerine yazarak, şuradaki formüllerde yerine yazarak cevabı bulabiliriz. Şimdi fxx'e bakıyorum. Ne yapıyormuşuz? Rakamları çarpıyoruz. A çarpı b diyor. X ile x'i çarpıyorum. Aşağıya iki basamaklı xx'i yazıyorum. Gxx dediğim bu sefer rakamları topluyorum. Aşağıya yine iki basamaklı xx'i yazıyorum. Eşittir. Cevap neymiş? 5 bölü 11. Şimdi burada paydalar ikisinde xx olduğu için üstleri topluyorum. Yani x kare artı 2x bölü xx. Şimdi bu xx ya, bunu çözümlersek biz nasıl çözümlüyoruz bu xx'i? Onlar basamağında x var 10x, birler basamağında x var 1x, toplarsam 11x mi çözümlersek bunu? Sayı basamaklarından hatırlıyoruz bunu. Yani ikisinin de paydası 11x mi oldu? 5 bölü 11. Şu 11'leri karşılıklı götürelim. İçler dışlar çarpımı yaptık. 5x eşittir. X kare artı 2x. 2x'i karşıya attım. 3x eşittir. X kare.
Burada x'in alabileceği değer bir sıfırdır. Sıfır yerine yazarsanız sağlar. Çünkü bir de x'leri yok ederseniz 3'tür. Ama rakamları sıfırdan farklı diyordu AB'ler için. O yüzden bunu eliyorum. X ne geldi? 3 geldi. Otuz birinci soruya geçelim. Evet, geometri soruları başladı. Yukarıdaki kağıtta verilen şekilde BA paralel DE demiş. BCD 110. Bu kağıt BF doğrusu boyunca katlandığında AB ile BC doğrusu çakışıyormuş. Yani AB BC'nin üstüne denk geliyormuş. DG doğrusu boyunca katlandığında da diyor. DE de nereye geliyormuş? DC'nin üzerine geliyormuş. Bu katlamalar sonucu oluşan kat izlerinin arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi doğru açıyı katlama sorusuna çevirmiş. Güzel bir soru yazmış. Biz katlamada neyi bileceğiz sadece? Bu soru içinde sadece gerekli. Katlama yaptığın zaman kat izinin iki kenarı ne olur? Açıortay olur. Sadece onu kullanarak cevaba ulaşabileceğiz. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradaki kat izi şu tam bunun üzerine geliyorsa şurası her zaman açıortay olur. Aynı şekilde kat izi bu DE buraya geliyorsa burası da ne olacaktır? Yine açıortay olacaktır. Şimdi şöyle yapıyorum. Şurayı uzatıyorum. Şuraya A, şuraya da A dersek başka yerlerden uzatırız. Mesela C'den de çekebilirsiniz. Oradan da bir şeyler çıkacaktır. 180-2A, 180-2B tarzı gidebilirsiniz. Şuraya ben 2A diyorum. Z kuralından dolayı. Şuraya B dedik. Şimdi şu üçgene dikkat edin. Şuradaki üçgene. Bu üçgenin 2A dış açısı, 2B de dış açısı, 110 iç açısı. Biz dış açıdan gidelim. 110'un dış açısı ne yapar? 70 mi? Bir üçgende dış açılar toplamı neydi? 360'tı. Ben oradan gideceğim. Dediğim gibi C'den bir doğru çizerek, ekstra doğrulu açı çizerek de siz de bulabilirsiniz başka yerlerden cevabı. 2A artı 2B artı 70 dış açılar toplamı üçgende 360. 70'i karşıya attık. 290. 2'ye bölersek A artı B buradan ne gelecektir? 145 gelecektir. Şimdi benden neyi soruyordu? Bu kat çizgilerinin kesiştiği yerin arasındaki açıyı. Şöyle çiziyorum. Kestiği yer dediği şöyle uzantılarına bakacaksınız. Uzantısını soruyor size. Şuradaki açıyı soruyor bana. Ben şöyle yapıyorum. Şurayı da uzatayım. Aynı şekilde şurası da şöyle üçgen olarak göreyim. Yani şu kırmızı üçgene bakıyorum. Şimdi şurası A ya. Şurada Z kuralından. Z'nin burası A ise burası da ne olur? A. Şurası iç ters açıdan B. Şu yeni kırmızıyla oluşturduğum üçgene baktığım zaman ne geldi? Bir açısı A, bir açısı B, bir de istenen açı var. Ben şuraya X dersem A artı B artı X nedir? 180. Ben A artı B'yi aşağıda buldum. Şurası 145. 180 olması için buraya ne kaldı? Karşıya atar çıkartırsanız 35 kaldı. Yani cevabımız Bursa. Güzel bir soru yazmışlar. Biraz basit düşünürsek sorunun cevabını bulabiliriz. Evet, gelelim 32. soruya. Yine bir katlama sorusu. Ne yapmış? Şekil 1'deki gibi ABC üçgeni biçimindeki kağıt diyor. DE ve FG boruları boyunca katlandığında B ve C nereye geliyormuş? K noktasında kesişiyorlarmış. K noktasının arasında kalan açı X artı 30 oluyormuş. Yukarıda 2X'i 40 vermiş. Bana X kaçtır diyor. Şimdi katlama sorularında eğer düz bir zeminde şuraya katlayıp buraya geliyorsa şu şeklin aynısıdır değil mi? Yani şunlar birbirine eşittir. Şurası 90'dır. Yine şunlar birbirine eşittir. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Çünkü üçgenin aynısını katlıyorum. Aynı şekilde bunu da katladım. Geldim. Şurası K diyoruz. Burada da 90 vardır. Şunlar birbirine eşittir. İkizkenar geliyor yine. Şimdi ne yapacağız? Şu aradaki açı da X artı 30 vermiş. Şöyle yapıyorum. Ben şuraya A dersem burası da A yapmaz mı ikizkenardan? Buraya B dersen ikizkenardan burası da B yapar. Büyük üçgen ABC'nin iç açıları toplamına bakacak olursam A artı B artı 2x eksi 40 ne olacak? 180. Şurada bir doğru açı var. Yani şu 3 açının toplamı nedir? 180 değil midir yine?
Yani a artı b artı x artı 30 eşittir 180. Bakıyorum 180'ler aynı. A artı b'ler de aynı. O zaman şu ikisi birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani buradan ne diyoruz? 2x eksi 40 eşittir x artı 30. X'leri sayıları bir tarafa toplarsak x'imiz ne gelir buradan? 70 gelir. Yani Ceyhan. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıda ABCD karesinin BC kenarına paralel olan bir doğru verilmiştir. Bir kare var. Şu EF dediğimde karenin kenarlarına AD ile BC'ye paralel. Yeşil boyalı bölgenin alanları toplamı 18 cm kare olduğuna göre diyor ABCD karesinin çevresi kaç cm'dir? Çok güzel bir soru yazmış. Bunu görmesi biraz sıkıntı olabilir. Ben şöyle yapıyorum. Paralel kenarı. Bu şimdi dikdörtgen oluşuyor. Şöyle yaptığım zaman ne yapıyor? Paralel çekersem iki tarafa da. Dikdörtgen. Dikdörtgen de paralel kenarın özel bir halidir. Paralel kenarda bir özellik vardı. Şurada hatırlatma olsun diye verelim. Paralel kenarda ardışık iki köşeden çıkıp kenarda böyle tepesi birleşiyorsa şuranın alanı A ise tüm alan 2A oluyordu. Ve bu şöyle yapıyoruz. Atıyorum ben geldim şuradan aldım, şuradan aldım, şuraya birleştirdim. Bu üçgenin alanı yine A olacak. Yani artış iki köşeyi birleştirip tepesini diğer karşı kenara veriyorsam bu her zaman bunlar birbirine eşit olacak. O zaman ben şöyle yapıyorum şimdi. Şuna dikkat edin. Şurayı birleştirmişim, şurayı birleştirmişim. Ne oldu? Aynı şekilde bir üçgen olmadı mı? O zaman ben şurayı birleştirirsem bu yeni oluşturduğum kırmızı üçgenle şu yeşil üçgenin alanı aynı olacak. Yani ben şuraya A alan diyorum. O zaman şurası da ne olur? A. Niye A? Dikdörtgen var burada. Dikdörtgende köşegen var. Dikdörtgende köşegen ne yapar? Alan iki eş parçaya ayırır. O yüzden A'ya A dedim. Buradan aynı mantıkla gidiyorum. Bir daha çizmeme gerek yok. Şu üçgenle şurayı şöyle birleştirirsem şu şekilde birleştirirsem şu yeni oluşturduğum üçgen şöyle tamamını alıyorum karıştırmayın. Şu üçgenin alanıyla yeşil alanı ne yapsak birbirine eşit olacak. Yani ben buraya B diyorum. Şurası da yine köşegen olduğu için iki eş parçayla B. Bana yeşil bölge eşit demiştim ya. A artı B ne vermiş soruda? 18. Karenin alanı ne gelir? 2 tane A 2 tane B mi var? Ne olur o zaman? 36. Karenin alanı 36 ise yani bir kenarına A dersem A kare ne olacak? 36. A ne geldi buradan? 6. Bana karenin çevresini soruyor. Çevre 4 tane var bundan. 4A'dır. 4 çarpı 6'dan cevap ne geldi? 24. Bu da güzel soruymuş. Onu o an görebilmek biraz sıkıntı olabilir sizin için. Şimdi gelelim 34. soruya. Bir ikizkenar üçgen vermiş. Kenarları 5 kök 2, 5 kök 2. Aşağıda bir dik üçgen vermiş. Bir kenarı 2 kök 5. Ve bunların hipotenüsleri birbirlerine eşitmiş. Hipotenüslerinden ne yapılmış? Bunlar birleştirilmiş. Sonra köşe noktaları yani 90'lı kısımları birleştiren kırmızı doğrunun uzunluğu nedir diyor bize. Şimdi burada şunu yapacağız. Şurası 5 kök 2. Yine burası 5 kök 2. 45, 45, 90 üçgeni ya. 5 kök 2, 5 kök 2. 90'ın karşısı kök 2 katı olacak. Yani şu uzunluk şurası 10 gelecek. Unutmayın. Şimdi burası da ortak kenar. 10. Şuraya ne kalır? 4 kök 5. Şimdi verilenleri yazarak gidelim. Şuraya 2 kök 5 dedik. Şuraya 4 kök 5 dedik. Şimdi ben şunu yapıyorum. Şuradan bir 90 indiriyorum. Çünkü 90 var. Bir 90'da ben indirsem Öklit'i kullanabilirim. O yüzden indirdim. Şimdi tamamının 10 olduğunu unutmayın buranın. Şu hipotenüs uzunluğunun 10 olduğunu unutmayın. 90'dan 90 diyorsa Öklit. Öklit'te ne vardı? Şuraya x dersem ben. Kenar kuralı var değil mi? Kenarın karesi. Biraz daha indirelim. Kenarın karesi. 2 kök 5'in karesi. Oradan başladığım için 90'a kadar olan kısım çarpı tamamı diyorum değil mi? Yani x çarpı tamamı 10.
Burası 20 yapıyor. X ne geliyor buradan? 2. E şimdi sen buraya 2 yazdın. Şuradan da bir 90 indiriyorum. İkizkenar üçgende 90 ne yapar? Taban 2 eş parçaların. Yani toplamı 10 demiştim. Burası 5. Burası da 5 olacak. Burası 5 ise şu araya ne kaldı? 3 mü? İkisi burada çünkü. Şimdi ben şuradan bir 90'ı aşağı doğru tamamlayacağım. Oradan işimi çözeceğim. Şu 90'ı aşağı doğru uzatıyorum. Şurayı da birleştiriyorum. Şuraya 90 geldi. Niye bunu yaptım? Benden istediği şu kırmızı çizgiyi hipotenüs yapmak için. Şimdi bakıyorum. Şurayı da bulabilirim. Şurayı da Pisagor uygularsanız şu üçgende 2, 2 kök 5 ya da Öklit uygularsanız şu uzunlukta 4 gelir. Burası 4 ise bakın burası dik, burası dik. Bir dikdörtgen oluştu. Yani burası 4 ise karşıda ne olacak? 4. Şurası da yine 5 kök 2 5. Yani burası da 5 gelir. İkizkenar üçgen çünkü. Yüksekliği 9 buldum. Dikdörtgen demiştim. Şuranın tamamı 3 ise karşıda ne olur? 3 olur. Yani şöyle bir dik üçgen buldum. Şu kenarı 3 buldum. Şu kenarı 9 buldum. Zaten bana sorulan da neresi? Bu kenar. Buraya da A diyelim. 9'un karesi artı 3'ün karesi eşittir A kare. A kare buradan 90 geliyor. Kök içine alırsak A buradan 3 kök 10 gelecek. Yani denizli. Diğer soruya geçelim. 35. soru. Evet, 35. soruda demiş ki yukarıda verilen dikdörtgen biçimdeki kartonun 3 tanesi şekil 1 ve şekil 2'de görüldüğü gibi boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde yapıştırılıyor diyor. Sonra şekil 1'deki görselin çevresiyle şekil 2'deki görselin çevresinden 12 santimetre fazlaymış. Yani birin çevresiyle ikincinin çevresinin farkı 12'ymiş. Birinin uzun kenarı kısa kenarından kaç fazladır diyor. Şimdi uzun kenara kısa kenara harfler vereceğiz. Kısa kenarlara x diyelim. Uzun kenarlara y diyelim. E şurası da x yapar. Şurası x. O zaman buraya y eksi x kalır. Şurası y. Burası x. Y. X. Burası yine y eksi x yapar. Şurası da y. Şeklin çevresi demek dış kenarların hepsini topla. Tek tek toplayabilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. 3 tanesinin kenarı 3 tane var. Her birinin ikişer tane y, ikişer tane x var. Ne yapar? 6x 6y. Şu boşta kapalı kalan kısımlar ikişer tane x'i azaltır. Oradan cevap bulabilirsiniz. Ya da tek tek toplayarak direkt ben bunun çevresini söyleyeyim. 2x artı 6y. Hepsini toplarsanız tek tek geliyor. Y eksi x'leri, x'leri, y'leri, x'leri toplarsak 2x artı 6y geliyor. Yine buraya da veriyorum. Y, x. Şuranın tamamı y. Şuraya x kalıyor. Çünkü şöyle bakarsak x, y. Yani bu uzunluğu x artı y gelecek. O zaman şurası da y olduğu için buraya x kalıyor. Yine x. Şurası x olduğu için şurası y eksi x. Yine buraya x yazdık. Burası y, burası x. Burada yine çevrede kalan, şu içtekileri kesinlikle saymıyorsunuz, şu içte kalanları. Sadece dış tarafta kalanları. Tek tek toplarsak buradan da 4x artı 4y geliyor. Bana ne diyordu? Birinci görselin çevresiyle ikinci görselin çevresinden 12 fazladır. Yani şunun önüne bir eksi attım mı cevap ne olacak? 12. Aralığındaki fark 12'ymiş. Büyükten küçüğü çıkarttım. Buradan ne gelecektir? 2x eksi 4x eksi 2x 6y eksi 4y eksi 2y mi geldi? Yani 12. Pardon, burası artı 2'ye yaptı. 2'ye bölersek hepsini y eksi x ne gelecektir? 6. Bana zaten neyi soruyordu? Uzun kenarla kısa kenarın farkını soruyordu. Yani cevabımız ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Evet, 36. soruya geçelim. Duvarda asılı olan ABCD karesi biçimindeki çerçevenin AB kenarı yere paralel olacak biçimde asılmıştır diyor.
Bu çerçeve D noktası etrafında saat yönünü 30 derece döndürerek konumu değiştirilmiştir diyor. Bu çerçevenin alanı 100 santimetre kare olduğuna göre alan 100 ise karenin alanı a kare değil miydi? Direkt onu bir yazalım. A kare 100. A ne olur o zaman? 10. Demek ki karenin bir kenarı olmuş. Bu kenarda dursun. A üstü ile C noktaları arası uzaklık, en kısa uzaklık kaçtır diyor. Yani bana şuradaki uzunluğu soruyor. Şimdi ben bir kenarı 10 buldum. Şurası 10. Şu da aynı kare. Burası da 10. Bana ne diyordu? D noktası etrafında saat yönünde 30 derece mi dönüyor? Saat yönü dediği şöyledir. Bu yöne doğrudur. O zaman burası DC nereye gelmiş? DC üstüne. Burası o zaman 30 derece. Buraya ne kaldı? 60. Şurası karenin bir kenarı değil mi? O zaman burası da 30. 90 olması için. Bak kenarı 10-10. Bütün açı ne geldi? 120. 30-30-120 üçgeni çıkıyor yani. Şurası 30, şurası 30. 30-30-120 üçgeninde neydi? Kenarlar neyse 120'nin karşısı 10'un kök 3 katıydı. Yani 10-10 ise burası ne olacak? 10 kök 3 gelecek. Evet, 37. soru. Aşağıda O merkezi dairesel pistin A noktasında Arzu, C noktasında da Canan varmış. Arzu çap üzerinden yürüyerek önce şu altta verilenleri bir yazalım. AB çap ya. Çap ne yapar? Daireyi ikiye parçaya böler. Şimdi verilenlere göre bakalım. Burası 6'ymış. Yarı çap olduğu için 6, 6. Tüm çevreyi bulalım mı o zaman biz? Çemberin çevresini. Çemberin çevresi 2 pi r değil miydi? 2 pi r'miz 6, 12 pi mi? Şimdi 12 pi çap ikiye böleceğine göre 6 pi AB'nin yukarısı, 6 pi AB'nin aşağısı. Şurada ne demiş? BC yayının uzunluğu ölçüsü. Yani ölçüsüyle uzunluğu zaten aynı şey olacak. 2 katı AC yayına eşitmiş. Ben şuraya ne derim? 6 pi demedim mi yarısına? O zaman 1'e 2 oranında bölüştürürsek buraya 2 pi dersen burası ne olur? 4 pi. Bakın toplamları 6 pi ve 1'e 2 oranı var. Üstteki yaylar da birbirine eşitmiş. O zaman ben buraya 3 pi'ye 3 pi bölebilirim. Yarısı 6 pi dediğim için iki eş parça ayırdım. 3 pi 3 pi. Şimdi verilenleri yazalım. Önce diyor ki Arzu çap üzerinde yürümüş B noktasına gelmiş. Şimdi şuraya yazalım. Arzu çap üzerinde yürümüş B noktasına gelmiş. Bir kere bir 12 yürümüş değil mi? Aldığı yol. Sonra ne yapmış? Yay üzerinden devam ederek D noktasına yürüyecekmiş. Yay üzerinden devam ederek şu en kısa yol dediği şey şu. Ben aşağıdan gidip de şu B'den C'ye doğru aşağıdan gidip de D'ye gelebilirim. Ya da şuradan direkt de gelebilirim. O zaman ben ne yapacağım? En kısa yol dediği için şu 3 pi'lik kısmı alacağım. O zaman 12 artı 3 pi diyoruz. Arzu'nun aldığı yol. Şimdi gelelim Canan'a. Canan ne yapıyormuş? Yay üzerinden en kısa yolu kullanarak A noktasına. Şimdi Canan buradaydı. En kısa nokta burasıdır. Yani şu 4 pi'lik kısımdır. A'ya yürümüş bir 4 pi yürüdü. Sonra ne yapmış? A noktasına geldikten sonra merkeze yürüyormuş. 6 gitti. Merkezden de D'ye yürümüş. Bir 6 daha gitti. Yani toplam 12 mi gitti? Bize ne soruyor? Canan'ın yürüdüğü yol, Arzu'nun yürüdüğü yoldan kaç metre fazladır? Yani aradaki farkı istiyor. O zaman 4 pi artı 12'den 12 artı 3 pi'yi çıkartırsak ne gelir buradan cevap? Pi gelecektir. Otuz soruya bakalım. Şekil 1'deki kare dik prizma biçiminde içi dolu kütüğün ayrıtları 10 santimetre, 10'a 10 ve 6'ymış. Yani taban ölçüleri 10'a 10, yükseklik 6'ymış. Tam ortasından diyor, ortasından pardon, şekil 2'de görüldüğü gibi taban ayrıtı 2'ye 2 olan kare prizma kesilip atılıyor. Buna göre şekil 2'de oluşan cismin yüzey alanı kaçtır? Şimdi yüzey alanı dediğim şey ne yapıyoruz? Dışarıyı gören parçalar. Yani dışarıyı gören yüzler. Şimdi önce şunun yüzey alanını hesaplayalım. Şurası 10, 10. Şurası 6.
Yüzey alan nedir? Bunun formülü var. Taban çevresi çarpı yükseklik bana neyi veriyor? Yanal alanı veriyor. İki tane de taban alanı var. Ekliyorsun. Yüzey alanını buluyorsun. Ya da tek tek dikdörtgenlerden bulalım. Bakıyorum. 6'ya 10 bir dikdörtgen var burada. 60 geliyor buranın alanı. Bunun aynısından karşı tarafa bir 60. Bak 6'ya 10 burada var. 60 bir karşı tarafa var. Bir 60 daha. Yani toplam 4 tane 60'lık alan var. Bir de taban 10'a 10. 10'la 10'u çarparsak ne gelir? 100. Bir tane yukarıda var. 200. O zaman şöyle yapıyorum. 4 tane 60'lık var. 2 tane de 100'lük yüzey var. Toplarsak ne gelir? 440 mı geldi? En başta yüzey alanım 440. Şimdi ne yapıyor? 440'a dokunmuyoruz. Şuradakini aldım ya. Buradakini alınca bak şurası boşluk oldu değil mi? Yani burada alan vardı. Üst tarafta alan vardı. 2'ye 2. Orası açıldı. Aynısından aşağıda da açıldı. Boşluk oluştu. Yani 2 çarpı 2. Yani 2'nin karesi. Çarpı 2. Bir tanesinin alanı 2'nin karesi. Altlar aynısından var. 2 tanesi eksildi. O zaman şöyle yapıyorum. 440'dan 2'nin karesi çarpı 2 eksilttim. Ama tamam bu yüzeyler boşluğa düştü. Eksildi. Buradaki parçalar attığım için. Ama ne yaptın? İçte yeni yüzeyler açtın değil mi? Yeni yüzeyler açtığın için onları da hesaplamak zorundasın. Yani yanal kısımlar bizim için ne olacak? Yeni alanlar olacak. O zaman yükseklik hala 6. Taban 2. 6 çarpı 2'den 12 gelmez mi bir tanesinin alanı? Bundan 4 tane yok mu? 4 tane yüzey açtın çünkü. O zaman 4 çarpı 12 ile ne yapacaksın? Ekleyeceksin. 440, 48, 488. Şuradan 8 çıkart. Ne kalacaktır? 480 yeni alanımız olacaktır. Yani bir parça çıkartıp atmak alanı azaltmamış yüzey alanını. Hacimde azalma yapabilir belki ama alanda, yüzey alanda artma azalma normal bildiğimiz ifadedeki gibi değil. Evet, gelelim 39'a. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde AB kenarı x ekseninde olacak şekilde düzgün altıgen yerleştirilmiştir diyor. FK'ya 2 kök 3'müş. Bu altıgen B noktası etrafında ok yönünde 60 derece döndürüldüğünde C noktası C üssü noktasıyla çakışmaktadır diyor. Buna göre C üssü noktasının apsisi kaçtır? Şimdi çok fazla koordinat sistemi katmış, düzgün altıgen katmış, karıştırmış gibi duruyor. Noktalama var. 60 derece döndürme var. Ama çok basit bir soru. Şöyle, düzgün bir altıgenin iç açısı 120 derecedir. Dış açısı 60 derecedir. Şuradan buluyoruz dış açıyı. 360 bölü n'den. 360 bölü 6'dan 60 bunun dış açısıdır. Dış açı. 120 de iç açısı yapar. Yani şuraya 60 yazıyorum. Şuralarda 120 oluyor. Şimdi F noktasına bakıyorum. F noktası nedir? K'ya 2 kök 3 mü? Yani Y uzunluğu 2 kök 3. Şurası 2 kök 3. Şuradan şunu şöyle çekersen bunlar aynı hizadır. Çünkü tabanını yapmışsın? Denk getirmişsin. Bu aynı hizada olmak zorunda. O zaman burası da 2 kök 3 yaptı. Şimdi 90, 30, 60. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da 4'tür. Yani düzgün altıgenin bir kenara 4 geldi. Şimdi gelelim 60 derece çevirme mevzusuna. 60 derece çevirdiğin zaman şunu yapıyorsun. Bunu 60 derece çevirirsen şu 60 ne yapacak? Şu kenar gelip şuraya gelecek. 60 derece var ya zaten bak bu arada 60 derece var. Şöyle biraz daha koyu bir renk alalım. Bu arada 60 derece mesafe var zaten. 60 derece çevirince ne olacak? BC buraya gelecek. Yani şurası C üssü mü olacak? E sen bunu buraya getirirsen şunun bir kenarı 4 değil miydi? 4 buldum ben. Hepsinde 4. E burası bir kenar olacak. Şu BC üssü noktası bir kenar olacak. 4 olması lazım. E 2 burada var. O zaman buraya kaç kaldı? 2. Bana zaten apsisini soruyordu. O zaman cevap 2 diyoruz. Evet. 40'a geçelim. Aşağıda ne yapmış? Bir tane küp vermiş aşağıya. Onun üstüne de kare dik piramit koymuş. Bunları yapıştırmış. AB 6 santimetre diyor. Alan PEF üçgeni yani şu üçgen alanı 15'miş. Buna göre ABCH düzlemine P noktasının en yakın uzaklığı yani yukarıdan aşağıya bir diklik indirmemi istiyor. Onun cevabını soruyor bana. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunun
Küp olduğu için bütün ayrıtları 6'dır. Şimdi şurada bir ayrıtın şöyle 90 indirirsen yan alan bulma formülü yan alandan ne yapıyoruz? Bu alan 15'miş ya. Taban 6, yüksekliği h diyelim. 6 çarpı h bölü 2 15 diyor. Şunları sadeleştirdin. 3, 3h 15'ten h ne geldi? 5. Yani şu yükseklik 5. Piramitlerde şunu bileceksiniz. Piramidin yüksekliği, yani şu tabana indiriyorum. Piramidin yüksekliği tam orta noktaya, ağırlık merkezine iner. Karenin ağırlık merkezi nedir? 6 ya. 3'e 3'tür. Şurası 3'e 3 olacak. Şu yükseklik. 3, 5. O zaman burası ne olur? 4. Yani şu P'nin küpün üst yüzeyine uzaklığı 4. Bir yükseklik şimdi bu küp ya. Buraların her tarafı 6 değil midir? Aşağı yüksekliği kaç oradan aşağı? 6. Yani şu 4. Şuradan da indiriyorum. Şu yükseklikte 6. Bana toplam yüksekliği soruyor. 6 artı 4'ten 10 diyoruz.